İran TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bugünkü konuğum Sayın Taner Özdeş, girişimci, iş adamı, yazar ve eğitmen. Hep ilkleri başarmış. İlkleri başarırken de Emre Kurttepeli ile ilk internet sitesi ve birçok yabancı haber sitesi, ilk tür haber sitesi. Tabii ki girişimcilik ne demek? Bunları konuşacağız ama her şeyden önce bugün insanı konuşacağız. Çünkü insanlık farklı, insan farklıdır. İnsana yatırımı konuşacağız. Çünkü en önemli şey insana yatırım. Her gün bir kişiyi tanımak sizin network'ünüzü geliştirir. Bazen para değil, insanlarla iletişim kurmak bir bakarsınız size farklı iş kapıları açar, farklı büyümeleri sağlar. Ama çıkar ilişkileri değil. İnsan yatırımı farklı, kişisel çıkar ilişkisi çok farklı. Canım gülüm ya da kürkünü göre, algına göre, giyimine göre davranılırsa kişilere, o zaman insana yatırım değil. Kazan kazan insana yatırım çok farklı. Bütün bunlarda tabii ki değerli hocamız diyorum ben Taner Özdeş. Aynı zamanda akademiye sahip. Bütün 50 yaş gözüyle bir kitabı var. Çok da severek okudum. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra birçok insanın deyimine artık gülerek bakıyorsunuz ve bazen acıyarak ve üzülerek bakıyorsunuz. Çünkü kişiler kendi çıkarına göre davrandığı için burada 50 yaş gözüyle artık insan olarak bakmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Bütün bunları konuşacağız. Yaşam ve kariyeri konuşacağız. Çünkü hırs, kazanmak, para önemli ama yaşam ve kalite çok farklı. Yine Taner Bey'in satışın 10 altın kuralını burada konuşacağız. 10 altın kuralında gerçek anlamda hangi sektöründe olursanız olun, hangi yerde bulunursanız bulunun, dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka satışı bilmeniz gerekir. Satıcı ruhuyla davranmanız gerekir. Satıcı ruhu farklı bir şeydir. Çünkü yeniden doğmuş olacaksınız. Ve 10 kuralı da İsterseniz leblebi satın, isterseniz televizyon reklamı satın, isterseniz program satın, isterseniz çorap satın. Satışı bilmedikten sonra, iletişimi kuramadıktan sonra anlık çıkar ve paraya bakarsanız hiçbir şeyi başaramazsınız. Onun için de ben hoş geldin demeden önce hayatın bizim için ne anlam ifade ettiğini, hayatın karşımıza neler çıkarttığı ile değil, bizim hayatın karşısına çıktığımız tavırla belirlenir. Başımıza gelenlerden çok bizim onlara verdiğimiz tepkiler ile gelişir. Evet, bütün bu güzel sözlerden sonra hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çünkü bunları konuşmak istiyorum. İnsanların gözü kör, insanlar kişisel hırsları ve duygularıyla davranıyorlar. Onun için hocam sizin ilk önce herkes tanıyor sizi. Ben tabii 70 binin üzerindeki bir izleyici ve takipçinizin olduğunu biliyorum. En üst düzeyden, koçlardan tutun, Türk Hava Yolları'ndan tutun, bankalardan tutun birçok kişiyle birebir eğitim yaptınız. Ve bizim bugün üst düzeydeki o yöneticileri şöyle bakarken nasıl başarılı oldu derken danışmanlığını veren kişilerden birisiniz. Teşekkür ederim. Sözü biraz size bırakıyorum. Evet, nasıl kariyerimden nasıl bahsedeyim? Evet, birazcık izleyicilerimiz tabii, eğer ki şu anda sizi tanıma fırsatına nail olanlar evet. için. Şimdi şöyle tabii, çok şapkası olan bir kişiyim. Bu da esasında belki içimdeki enerji. Esasında çok küçük yaşlarda şunu fark ettim, çok fazla enerjim var. Normal insanlardan fazla enerjim olduğunu fark ettim. Bunun yani bazılarına hiperaktif falan diyorlar. Hiperaktif değilim esasında. Sadece kafam çok çalışıyordu. Çok meraklıydım. Esasında bence en büyük gücümü meraktan alıyorum. İnsanları çok sevdim fark ettim. Öğretmeyi çok sevdim. Sosyal medyada paylaşmayı çok sevdim fark ettim. Şimdi bunların hepsini esasında insanın kendini gerçekleştirmesi diye bir şey var. Çoğu insan yaşamda ne istediğini bilmiyor. Yani bizim esasında bugün koştukta veya iş hayatında İnsan herhalde en az sorduğu soru ben ne istiyorumdur. Ben onu çok erken yaşlardan kendime sordum. Ve ondan sonra bütün hayatımı onun üzerine şekillendirdim. Ve bu istediğim şeylere kavuşmak için de belli araçlar buldum kendime. Çok erken işte evlendim bir kere. O benim için hem iyi hem kötü oldu. Risk almam açısından biraz kötü oldu. Ama mutluluk açısından iyi oldu. Öyle düşünüyorum. Şimdi 22 yaşında evlendim. 26-27 yaşında baba oldum.
Tabii bana belli bir sorumluluk duygusu getirdi. Yani bir yük gibi, yani sırtınızda bir yük gibi, çünkü çok büyük sorumluluk o. Ama ona rağmen de yine riskleri de, yani çok risk almayı sevmem. O yüzden sevmedim de. Ama onların çerçevesinde biraz fazla çalışaraktan birçok yapmak istediğim şeye kavuştum. Onun dışında tabii yabancı okullarda okumam. Yani Avusturya mezunuyum. Sonra da yine kendi girişimimle, bir arkadaşımla birlikte Amerika'ya gitme kararı verdim. Hani ailem bile bilmiyordu. Sonra öğrendiler. Amerika hikayem başladı. Tabii Amerika'ya gitme ama çok farklı bir bakış açısı getirdi. Tabii Amerika işte bugünkü Amerika ile o günkü Amerika farklı. Ama Amerika'da şu vardır. Amerika'da insanlara şunu öğretirler. Her insan özgürdür. Her insan başarabilir. Her insan kendinden sorumludur. Ve bugün isteyen her insan istediği her şeye kavuşabilir. Bu bizim mesela ülkemizde olmayan bir şey bu. Yani insanın her istediğine kavuşabileceğini bilmesi özgüvendir. Bunu orada öğretiyorlar size. Yani hiç annenizin babanızın soyadının ne olduğu, nereden geldiğiniz, kim olduğunuz hiç önemi yok. Yeteneğiniz varsa, isteğiniz varsa Amerika'da her insan her yere ulaşabilir. Ama çok çalışmanız lazım. Ha, kısa yol yok. Ha, burada hep Türkiye'de şunu biliyor gençler. Ha, görüyor mesela, beni görüyor ekranda. Aynı şeyi yapmak istiyor. Mesela. Ama bunun arkasında çok ciddi bir 20-30 senelik çok ciddi bir çabayı da görmesi lazım. Hemen hocam, çok çalışmak derken evet. Çalışır gözüküp aslında başkalarının ayağına basmak da var biraz ülkemizde. Ha, ayak kaydırma. Ayak kaydırma. Evet. Yani Amerika'da tabii ki istediklerinizi, kafanıza gelen, içinize gelen soyadınız ne olursa olsun yapabilme özgürlüğünüz var ve birçok ülkede. Ama nedense inşallah bunlar da geçecek ülkemizde. Bir başarı veya bir şey varsa veya bir çaba varsa o çabanın önü nedense hep kesilmek ister ve kişisel tavırlar alınır, pasif direniş olur. Evet. Ve bunlar da bütün sektörün maalesef geri plana düşmesine neden olur. İnsanın kazan kazanı olmaz. Şimdi biraz kıskan, bizim yani mesela şimdi Türkiye'nin bizim bir genetik kodu var. Biliyorsun insan esasına baktığın zaman %50-60 hatta daha fazla bir genetik kodu var. Şimdi biz biraz kıskancız, biraz duygusalız, biraz Akdenizliyiz, biraz göçebeyiz. Bunların verdiği bir sürü şey var, bir DNA'mız var doğal olarak da. O zaman neye geliyor bu esasında? O ayak kaydırma biraz oradan geliyor ama sonuç olarak ben öyle bakıyorum ki yani siz yine insanlara o, yani her insan kötü olma ihtimali düşük. Ben dünyanın yarısı iyidir, yarısı kötü diye bakıyorum ben. Öyle gibi bakıyorum. Yani burada 10 kişiysek 5'imiz iyidir, 5'imiz kötüdür. Şeytan ve melek varsa demek ki bir şeytanı var, çünkü bir meleği var. Öyle görüyorum. Aksi evet. Takdirde zaten şu yaptığım işi yapmazdım. Bu kadar iyimser olmazdım. O yüzden o kötü niyetli bir demeyelim şey, ne bilmem, sevgisiz diyelim. Sevgisiz kelimesi daha doğru bence. İnsanlara yapacağımız şey onları sevgimize boğmak. Öyle ben bakıyorum. Ben hemen buradan da şu duyuruyu da yapayım. Tamam. Çünkü çok önemli kitaplarınız. Sevgili izleyiciler, değerli hocamız Taner Özdeş'in bu kitaplarına, satışın 10 altın kuralı ve 50 yaş gözüyle kitaplarına sahip olmak istiyorsanız hem bugünkü programımızı hem önümüzdeki bu hafta ve önümüzdeki haftaki programlarımızı takip edip sosyal medyadan bize ulaştığınız an tabii ki bir minik bir anketimiz olacak. O ankete de doğru cevap verdiğiniz zaman bu kitapları sizlere ücretsiz olarak biz göndermiş olacağız. Hangi Türkiye'nin neresinde olursanız olun bizi izlediğiniz anda bu kitaplardan elinize hemen göndereceğiz. Tabii ki ben birazcık neden 50 yaş gözüyle derken bunu sormak istiyorum. İnsan 50. yaşında değişiyor mu? Biraz bu kitaptan gidelim, sonra satışa mutlaka gelmek istiyorum. Şimdi eskiden aslında 35'ti biliyorsunuz. Yani ben küçükken Cahit Kıtarancı'nın 35'ti. Hani kadınların yaşını biliyor musun? Erkekler çok 35 olarak konuşuyorduk. Şimdi 50 niye önemli esasında? Şöyle baktım ben. Yani 100'e kadar yaşamam diye düşündüm. 80-85, belki 90'ı zorlarız. Demek ki ne olursa olsun, yani her türlü matematiksel şeyde bu ikinci tarafı olmayacak. Yani 50'den sonra yaşayacağım süre ilk yarıdan daha az olacak. O yüzden de hani dedim, bir hesaplaşayım kendimle 50 yaşında. Ne yaptım, ne ettim diye. O fikir çıktı. O çıktıktan sonra çok güzel oldu. Daha sonra onu daha önce yazmış olduğum birçok makale var. Çok severek yazdığım. İşte CS yayınları da böyle bir şey önayak oldu. Onlar da böyle bir şeye desteklemek istediler. Ama hikaye şu dediyse aslında 50 yaşa bastım, çok duygusallaştım. Ve o akşam yazdım. Yani kalem beni aldı götürdü.
Ben de ondan sonra kitabın adını da İlyas Güzel'e koydum. Ama İlyas önemli bir şey. Çünkü esasında şuna da baktım. Elden sonra insan daha mutlu oluyor. Bunu Hıncal Uluç'tan duymuştuk çünkü önce. Çünkü egolarını bir kenara bırakıyor. Ben ego yargısı olmuyor. Her şeyde ben iyiyim. Ben bunu yaptım. İşte patronuna efendim ben bunu yaptım veya ben bunu başardım. Oradaki o egolar bir kenara giderse aslında yapılacak birlikte ekip çalışması güzellikle belli bir yaş gözüyle insanlara bunu verebiliyorsanız ki ben de 50 yaşındayım. dolayısıyla oradaki bazen deneyimleri dinlemek gerekiyor. Çok keyifle, tadla yazılmış bir kitaptı. Çok da severek okudum. Evet, teşekkür ederim. Belki de o egolarımızı bir kenara ittiğimiz için mi veya o tecrübelerimizi daha yalın hayata baktığımız için mi insanlara o değeri ve kariyeri verebiliyoruz? Şöyle aslında insan ego var hala. Ben yüksek egoya sahip bir insanım. Esas ego olması zaten ne bugün bu ekranda olurdum, ne sahnede olurdum, ne de kitap yazardım. Tabii ki o egoyu beslemek lazım ama olumlu yönde beklemek olumlu lazım. Yani önemli olan onu yönetmek. Hep onu dedim yani insanın iki tane yönetmesi gereken şey var. Bu insanı başarı veya başarısızlığa götürür. Bir tanesi duygulardır. Bir tanesi egomuzdur. Esas ego benliktir esasında. Daha çok korku odaklıdır. Duygu da kalp odaklıdır. Şimdi bu dengede kullandığınız zaman ikisini bence bu sizi başarıya götürür. Çünkü insanın mantığıyla çok fazla insanı etkileme şansı yok. Çok doğru. Yani duygu ve egoyu doyurucu beslemekle çok şeye götürür. Ben biraz duygularımdan hareket edenlerdenim. Tabii kalp dinlemek iyidir. Kalp şeyle belki onu da dengelemem gerek ama duyguyla, kalp gözüyle hareket eden hiçbir zaman yalan söylemez. sevgiye ve kazanca bakar ve olduğu yerin başarısı için uğraşır. Ben hep ondan yanayım. Umarım da ölene kadar değişmez. Tabii ki satışın 10 altın kuralı derken ben hemen bütün her şeyi aslında Türkiye'de bu kavram çok sevilmiyor. Herkes böyle aman satıcı mı, aman pazarlacı mı, yok kapıya eskiden emaye tencere gelirdi, bilmem ne gelirdi. Satıcıya hep üçüncü sınıf, dördüncü sınıf gözüyle bakıldı. Aslında dünyada birinci sırada yer alan satış piramidi ve şirket piramidi bile değişti. Satıcılar en tepeye koyuldu, patronlar, genel müdürler en alta geçirildi. Çok doğru. Bütün bunlardan neden bu, neden kötü bakılıyor? Tabii şu satışın yapış tarzından kaynaklanıyor. Şimdi satış esasında doğru yapıldığı zaman bence muhteşem bir meslek. Ama insan o kitabını da yazma sebebim diyelim ki bu kitabı politikacılar okusun, iş adamları okusun, herkes okusun. Çünkü satışın amacı iknadır temelde. Bu esasında en ufak yaştan çocuğun ağlamasıyla başlar. Orada öğreniriz ikna etmeyi. Sonra ikna etme, satış tamamen bir ikna etme yeteneğidir. Sizin bahsetmiş olduğunuz satış farklı bir şey. Yani bir insana gidip bir şeyi yani kandırmak, zorlamak, ihtiyacı olmayan bir şey için sürekli baskı yapmak bu satış. Ama gerçek satış esasında bir insanın bir fikri, bir ürünü veya hizmeti karşı insana fayda sağlaması amacıyla sunmasıdır. Ha, karşı insan sıkıntı şurada başlıyor. Ben size bir şey anlatabilirim. Siz bunu istemeyebilirsiniz. Şimdi sizin istememenizden dolayı benim bunu tekrar tekrar etmem lazım. İki tane burada seçeneğim var. Ya sizin bakış açınızı değiştiririm. Yani sizin bakış açınız o konuda negatifse onu pozitif çeviririm. Veya ne yaparım? Bir süre unutmanızı sağlarım bir daha ararım. Şimdi bu dünyada yapılan şeylerde 6 ay gibi bir süre var. Diyorlar ki bizi müşteri aradığınız zaman eğer almaz sizden 6 ay sonra sizi unutacaktır. Yani 6 ay sonra aradığınız zaman belki sizi hatırlamayacaktır bile. Periyotlarla. Ha, o yüzden satış biraz zamanlama işi. Olmadığı zaman olmayacağını düşünmemek lazım. O kişiyle ilişkiyi devam ettirebilirsiniz veya uyku yatırırsınız. 6 ay sonra tekrar gidersiniz. Şimdi bize ne oluyor? Kişi ikna edemeyince farklı yöntemlere gidiyor. Yani yalan dolan. Farklı şey yapıyor. İşte oradan o ısrar şeyinden dolayı kaybediyor bu sektör. Ama esasında satışa baktığınız anlamda çok farklı kişiye dokunursanız en de sonunda istediğiniz rakamı yaparsınız. Şimdi satışçılar ne yapıyor? Tembellik yapıyor. Sadece 10 kişiyi bulup o 10 kişiye satmaya çalışıyor. Sıkıntı ona 100 kişiye gitse zaten 100 kişiden muhakkak 10 kişi bulacaktır. Yani bu bir kere bilimsel olarak ispatlanmıştır. Her 10 kişiden bir kişi ne isterseniz size alacaktır. Data ve planlama. Evet, aynen. En satış bir matematik esas. Matematiktir. Yani kişilere göre aynı zamanda siz bu konunun üstadısınız. Okumadan, araştırmadan,
iletişim kuramazsınız. Yani herkes küçük şeylerde, tweet'te, face'te minik minik şeyleri alıyor ama dolu olmadıktan sonra o doluluğu karşıya veremezsiniz. Dolayısıyla sadece göreceli olarak bir yerlerde değil de içini doldurarak yapmak gerekiyor. Aynen, çok güzel ettiniz, aynen. Yani çok güzel. Hazırlık esası satıştaki en önemli şeydir. Yani insan bilsin, hazırlıklı gittiği zaman mesela çok basit, şu anda elimizde bir web sayfası var, internet var değil mi? Gidin kişiyi LinkedIn'den bakın, kim bu? CV'sine bakın. Şirketi hakkında web sayfasını araştırın. Facebook'a girin, çıkan haberlere, isimlere bakın. Buna gittiğiniz zaman o kişiyle çok rahat, hızlı bir şekilde ilişki kurabilirsiniz. Yanındaki, çevresindeki, ben sizin ofisinize geldiğim zaman eğer ki burada bir teknolojiyi satmak istiyorsam veya bir cep telefonunu veya farklı bir masayı size satmak istiyorsam ilk önce sizin neleri beğendiğinize bakmam gerek. Tablonuza, renklerine, masanızın üstüne. Aynen öyle. Bütün burada sizi zaten birazcık tanıyarak geldiğimde de feedback aldığımda da burada zaten konuşacak konu. Ortak bir konu bulursanız çok daha sevimli olur sohbet. Ama kalemi satmak için kalem, kalem, kalem diyor. Halbuki biz kalemi satmak için ilk önce edebiyattan bahsetmeliyiz belki. Farklı bir güzel bir şey. Bahsetmeliyiz. Onun için de ben hemen günümüzün teknolojisine gelerek artık meslekler çok birbirine yakın, işler çok birbirine yakın, paralar çok birbirine yakın, yani fiyatlandırmalar. Eskiden arz talebi belki yaptırabiliyordu. Doğru. Burada telefon satışı çok önemli. Kesinlikle. Telefonla konuşma korkusu, arama korkusundan bize bahseder misin? Tabii. Aslında satış demek telefon demek. Şimdi bu yani yeni nesil... Ben bunu herkese anlatmak istiyorum. Eğer yeni nesil için ölüm korkusu filandır yani telefonla aramak, bir insana randevu almak. Ben telefonu çok severim. Çünkü telefonun şu avantajı vardır. İnsan ön yargılı bir varlıktır. Ben şimdi size geldiğim anda saçınıza, başınıza, gözünüze, renklerinize her şeye bakarım. Mimiklerinize şeye. Ama telefonda insanın kusurları olmadığı için sırf bir ses var, bir enerjimiz var. O yüzden telefon esas nispeten kişiyi etkilemek için daha iyi bir araçtır. Çünkü insanın kişisel ön yargısından kurtulursunuz. Bu çok avantajdır. Boyu uzundur, boyu kısadır, şişmandır, odur budur. Bir sürü şey olabilir. Gözüne bakarsın ve o insana karşı ön yargınız olduğu için ona itibar etmeyebilirsiniz. Ama telefon öyle değil. Telefonda eğer sesiniz güzelse veya sesinizi tonlayabiliyorsanız, tane tane konuşuyorsunuz, karşıya uyum sağlayabiliyorsanız telefonu çok rahat insanı etkileyebilirsiniz. Ama ne var telefon riski? Herkes çok yoğun, o anda kişi meşgul olabilir. Veya o anda bir problemle uğraşılır, sıkıntısı vardır. İşte onun için izin istemek lazım. Bizim yapım menşeği açtığınız zaman meşgul müsait misiniz diye bir sormak. Yani ilk önce insan nasılsınız diye arıyor. Nasılsa gerek yok. Ben ilk soru nasılsınız olmamalı. İlk soru müsait misiniz? Eğer müsait değilse hiç ısrar etmeden diyeceksiniz ki anlıyorum şu anda meşgulsiniz, kaç gibi arasam uygun olursunuz deyip aslında tamamen bir avantaj. Diğer satıcıların yapmadığını yaptığınız için bir sıfır önde başlarsınız. Çünkü herkesin yapmadığı zorla dinlemek istemeyen ve o anda başka şeyle meşgul olan bir insana araya girip, buna biz araya girmek diyoruz, o kişinin zamanı çalıyor. O kişi de dinlemiyor. Sizi başına atmak için dinleyecektir size. İşte bana bir e-mail gönder, bana e-posta gönderin. Biz sonra broşür gönderin gibi böyle bir şeyler sizi başına atacaktır. Yani ya teklif isterler, ya broşür isterler veya tanıtım dosyanızı e-posta gönderirler. Bu satıcı heyecanlanır. Yani satış konusunda bir avantajı var. O bir daha hayatta o kişiye ulaşamaz. Artı o telefon konuşmasında telefondaki işte cuma ödeme günü mü, işte öğle yemeği arası mı dediğiniz çok doğru. O vakti çok iyi ayırması gerek. Ve oradaki ses tonu gerçekten çok önemli. Giysi, benim belkisi, göz rengimi dağıtacak, bir saçınızdaki bir tuhaflık, farkındalığımı ortadan kaldıracak. Evet. Oradaki ben ona o sunumu yapmak, şu anda da biz izleyicilerimize aslında bir bilgiyi satıyoruz. Evet. Bir bilgiyi aktarıyoruz. Aktarma, ikna etme, bunu oraya verme. Aynı zamanda sevgili Taner Bey bana da danışmanlık yapıyor. Bu programı daha iyi neye getirebiliriz ve çok kısa süredeki neler yapabiliriz? Siz izleyicilerimiz için eksiklerimiz neredeyse o hataları gidermemizi de sağlıyor. Çok da teşekkür tabii ediyorum kendine. Ben bu kanalı çok faydalıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Çünkü ben ilk defa bu kitabı yazdım, ben yazar değildim.
Yani sağ olsun Mediket beni beğendi ama ikinci yazdığım 50 Yaş Güzel kitabı tamamen Ceres'in bir aldığı bir riskti. Çünkü yazar olmayan bir insanın kişisel gelişim yazması ve kişisel gelişim çok az okunan bir şey Türkiye'de. Bir riskti ama ondan sonra birçok yazar kazandı Türkiye. Bence belki de bu sizin bir an TV'de benim sayemde birçok iş adamı buraya getirir. Çünkü iş adamı da gelip bence burada kendini anlatmaları lazım. Çünkü insanlar bir sürü yere reklam veriyorlar. Birçok PR şirketlerine para veriyorlar. Bunlar bence öncesinde bence gelip kişinin bence buradan gelip kendisini anlatması lazım. Daha sonra yapması. Bu bir fırsat. İş adamının kendisini anlatması için burası güzel bir fırsat. Belki ileride benim şu türlü tavsiyem olur size. Belki forumlar yaparsınız. Yani özellikle Türkiye'de yapılmayan mesleki forumlar. Yani otomotiv sektörü de enerji sektörü ne güzel olur. Yani o sektördeki 4-5 tane genel müdürü buraya getirip konuşursanız bunlara bir güzel özgürce bir sohbet etseniz bir sürü insan çok faydalanır. Çünkü Türkiye'de en büyük sıkıntı bilgiye ulaşamıyoruz. Kimse verisini paylaşmıyor Türkiye. Bakın hiçbir sektörde yani veriler dışında sadece ciro dışında hiçbir veri yok. Yani kişi birbirini yani aslında iş dünyası kopyalanarak ilerliyor. Baktığına. Fikir de çalabilir. Önemli değil. Yani Steve Jobs öyle demiş ya. Ben çok güzel çalarım demiş. O yüzden insanların çalacağı fikre ihtiyaç var ama Türkiye'de nerede var? Hiçbir şey yok. Sadece birkaç dergideki insanların hep başarılarını anlatıyorlar. Hiç kimse başarısını anlatmıyor. Değil mi? İnsan okuduğun zaman hiçbir yerde bir başarısızlık öyküsü yok. Başarısız olmazsa tecrübe olmaz. O zaman ben bir insanın hatasını öğrenmeliyim ki onu yapmayayım. Ama böyle fırsat yok. Çünkü ne bunu kitaplarda yazıyor insanlar ne de çıkıp bir dergide yazıyor. O zaman insanlar esasında özgürce tartışabileceği yerler, mekanlar lazım. Bu şekilde bence bu tip bir kanalları çok destekliyorum ben yani. Çok faydalı. Çok teşekkürler. Zaten bir akşam programında meslek gruplarını bir araya getirip bunları orada kendi alanlarında moderatörlük yaparak anlatmak istediğimiz çalışmalarımız da var. İnşallah bunları da hayata geçirebiliriz. Ben yaparım. Moderatörlük seve seve yaparım. Böyle bir sürü gönüllü yaptığım şey de var bence. Bir de Türkiye'de bence önemli konu insan kaynağı. Şimdi herkes benden eleman istiyor. Satıcı bulur musun, onu bulur musun? Bunu herkes istiyor. Ama bir taraftan da çok ciddi bir, çok nitelikli işsiz kesim var Türkiye'de. Yani gerçekten iyi yetişmiş. Buna da iş bulamıyor. Yani şöyle bir sıkıntı var. Bir tarafta çok iyi insanlar var yetişmiş. Bir taraftan da çok iyi insan isteyen işveren var. Bunlar bir araya gelmiyor mesela. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu. İnsan kaynağı bulunamıyor. Ve insan kaynağı olmadığı için çoğu şirkette ileri gidemiyor. Yani bugün esasında şirketlerin ileri gidememesinin iki sebebi var. Bir, insan kaynağı sıkıntısı var. İki, yönetimsel sıkıntılar var. Yani liderlik. Yani liderlik Türkiye'de öğretilmeyen bir meslek. Maalesef o liderlik değilse kapı açma yerine, yol açma yerine hep yollar tıkatılır, kapanır. Bizde liderlik deyince akla hep Hitler geliyor. Evet. Ama niye Atatürk gelmiyor? Değil mi baktın? Yani esasında bence mesela Mustafa Kemal Atatürk incelendiği zaman çok az insanla ne kadar çok şey yapıyor esasında. Kendisi çok az kişileri harekete geçirmek. Esasında liderlik birçok insanı bir hayalin peşinde hareket geçirmektir. Yani insanları hareket geçirmeye liderlik diyoruz. Yönetici ise belirlenen kuralları uygulayarak insanlara istediğini yaptıran kişi. Çok iyi yöneticiler de var ama yöneticilik de gereken meslek ama liderlik bambaşka bir şey. Yani liderlik mesela insanlara cesaret veriyor. Güven veriyor. İçinden, ruhundan, kalbinden gelerek yapılması aynen gerek. Öyle. Çünkü belki birçok şeyi bir arada tutmak kolay değildir. Gerek bugünümüzde gerek eski Atatürk zamanına baktığımızda o zor koşullarda onları bir arada tutuyordu. Bazen iş yerinde hiç para kazanamayabilirsiniz veya 3 kuruş şeyle ancak yol paranızı çıkartabilirsiniz. Doğru. Ama o ekibi bir arada tutmak bu bence önemli vasıftır. Evet. Oradaki sevgidir her şey. Tabii ki satışın 10 altın kuralında bazen defans gösteriliyor. O yani arandığında sigortacıysa veya bir işte bir internet sayfasını satmaya çalışıyorsa, bir reklam satmaya çalışıyorsa defansla karşılaşılıyor. Evet. Ve bu defanstan sonra insanlar bir daha aramıyor veya kötü davranılıyor, sert konuşuluyor, ses tonu tuhaf oluyor. Bütün bunlarda ne yapmalı o kişiler? Bakın mesela şey çok güzel, bir farklı bir örnek vereyim, bakış açısını değiştireyim. Mesela bugün Türkiye'de birçok gönüllü dernek var. Şimdi bu gönüllü dernekte insanlar daha önce yardım yapmıyorlardı. Ben o yüzden mesela bu sene yüzmeye başladım 5 sene önce. Ben her sene İstanbul Boğazı'nı geçiyorum. Dünyada da en iyi 20 yüzeceğim bir tanesiyim kendi yaş grubunda. Yani
Bunu yaptım ve mesela geçen yüzüşümde Çanakkale Boğazı'nı geçtim. Boğazı geçtim. Bir günde 15 bin lira para topladım. Bir sürü insan bana destek ver. Ben de onu gittim. Bu sene LÖSEV için. Geçen sene Otizm Derneği'ne bağışladım. Sene yine Kör olabilir, Körler Derneği olabilir. Yani Türkiye'de ihtiyacı her sene bir dernek için yüzüyorum. Ve çok güzel insanlar gönüllü olaraktan para veriyorlar. Normal zamanda vermezler. Yani siz telefon açıp bir sene 50 lira isteseniz ters ters bakar. Ama işte insanlara demek ki insanların sorun para verip vermek değil, insanın sorunu sizin yaklaşımınız. Yani insanlara siz doğru konuşursanız ve doğru hitap ederseniz ve doğru ihtiyaçlarını analiz ederseniz her insan size çalışır. Ama sorun şu, ben size güven yaratmadan bir şey satamam. O zaman esas satıcının görevi ilk başta kendini biliyorum sevdirmek. Sevgi olmadan güven olmaz. Güvendikten sonra da dinlemek. Bu aşama uyan benim formülüm bu. İlk önce kendimi sevdiriyorum. Kesinlikle beni sevmeniz lazım. Sevdikten sonra bana güvenmeniz lazım. Güvendikten sonra da siz dinlemem lazım. Bu üçünü yaparsam çok iyi. Türkiye bu üçü yapılmıyor. Bir kere dinleme olayı zaten yok. Yok. Yani konuşma, neden böyle yaptın? Bizde satış konuşmak üzeredir. Tabii dinlemek üzere değildir. Neden böyle yaptın? Bu bana getiri sağlamıyor. Bu bana para kazandırmıyor. Onun için de... Yani arkasını gördün mü eleştirmeden önce? İşte onun için bunları... Onun için karşımda insana konuşursanız o siz yani siz dinlerseniz o da siz dinler. Ve karşındaki insana kendini sevdirmek için davranırsanız, yani aslında bunu nasıl diyoruz? En önemli teknik benim kitabımda öğrettiğim uyum teknikleri. Yani ben size eğer iletişim kuruyorsam, benim ses tonum, beden dilim, jest mimiklerim size aynalamam gerekiyor. Sizden çünkü farklı davranırsam siz bana uyum sağlayamazsınız. O yüzden baktım karşımdaki insan benden çok farklı bir beden dili var. Ses tonumuz uyuşmuyor. Birçok şey uyuşmuyor. Hemen kendimi kopyalıyorum. Yani karşı insana birebir olaraktan taklit etmeye başlıyorum. O olduktan bir süre sonra siz gerçekten kendinizi çok rahat hissediyorsunuz. Rahat hissedikten sonra zaten doğal olaraktan benim istediğim bilgileri bana veriyorsunuz. O bilgiler sonrasında eğer gerçekten bir şekilde örtüşüyorsa ihtiyaç ve sizin benim yani ürünümle sizin ihtiyacınız, o zaman bu satışta gerçekleşmiş oluyor. Ama biraz bir sabır gerekiyor baktığınız anda. Yani çok hızlı hareket etmemek gerekiyor ve karşıya saygı göstermek gerekiyor. Bir de bu iş, şunu unutmamak lazım. 1/10 diyoruz, yani 10 kişiden 9 kişi hayır diyecek, bir kişi evet diyecek. Demek ki sizin o 9 kişi tane hayrı önce bulmanız lazım ki o bir tane evet'i bulun. Sabırlı olmanız gerekiyor ve acil, çünkü dünyada herkesin ürününüzü alacak diye bir şey yok ki aslına baksana. Yeter ki sabredin ve doğru insana bulun. Doğru insana bulduktan sonra sıkıntı yok, ama doğru insana olmayan bir insana veya ihtiyacı olmayan bir insana bir şey ısrar etmenin bir faydası yok. Sektöre zararı var bence. Zaten bu kör gözle bakıldığı zaman her türlü sektörde veya her türlü yöneticinin iş yerine de bulunduğu konuma da zararı oluyor maalesef. Aynen öyle. Tabii ki süren bitti. Evet mi? Çok kısaymış. uzun uzun başka zaman tekrar konuşmak isterim. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok keyifli oldu. Aynı şekilde. Evet sevgili izleyiciler, bizleri izlediğiniz sürece ve sosyal medyadaki küçük anketimize yanıt verdiğiniz sürece bu kitapları sizlere yolluyoruz. Çünkü burada sektörü sizlere anlatmaya ve gerçekten bu sektördeki kaliteli programları izlemeye çağırıyoruz ki iş alanlarında veya hangi sektörde neler yapacağınızı, hangi girişimi tercih edeceğinizi de bizleri izleyerek bunları anlayabilirsiniz. Dolayısıyla da sizlerden gelecek önerilerle de bizler kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Her şeyden önce insanı ilk önce algılamaya, yüreğini görmeye, kazan kazan muhabbetiyle her zaman her gün bir insan kazanmaya çalışın. Yermek çok kolaydır, ona karşı pasif direniş yapmak kolaydır, ama sevgi her şeyin üstündedir. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.